Merhaba arkadaşlar. Şimdi Jetta 1.2 TSI Comfort Line donanıma sahip aracı inceleyeceğiz. Bir araç ipek mavisi rengine sahip. Şöyle yakından bakalım. Fiyat etiketi şu an 92.412 lira arkadaşlar. 2017 model. Araç Meksika'da üretiliyor biliyorsunuz. Ülkemize Meksika'dan gelen araçların üzerinde bir ekstra vergi olduğu için biraz daha fiyat yukarıda geliyor. Araç 205-55-16 jantlara sahip. Dunlop Sport Blue Renso isminde bir lastikleri var. Bu şekilde bakalım artık makyajlanmamış poloyla Jetta kaldı. En son artık bildiğiniz gibi bu 1.6 dizel emisyon olayından sonra Jetta dizel motor gelmiyor. Sadece 1.2 ve 1.4 benzinli olarak geliyor. Büyük bir bakalım arkadan bagajımıza. Büyük bir bagajımız var. Burada bagaj fileleri mevcut. Şurada bir kapak var. Bu kapağı çıkarmışlar buradan ama bunu da yerleştirelim. Burayı arada bir aparatla burayı kapatabiliyorsunuz. Bu da şu arka koltuğun arkaya açılan bir yeri var. Bunu da sökmüşler ama incelerken bunu da çıkarmışlar içerisinde. Yedek lastiğimiz tam boy mevcut arkadaşlar. 500 litrenin üzerinde bagaja sahip. Bagaj kaplamaları falan yeterli. Yalnız burada bu dış çerçeveleri falan kaplı değil. Bu bir eksi arkadaşlar. Böyle kapatalım. Yavaş yavaş aracın arka taraftan doğru başlayalım. Camların altında krom çıtalar var. Kapı kolları falan daha yuvarlak tasarıma sahip. Burada gördüğünüz gibi yarı deri kaplı bir koltuklara sahip. Diğer Golf'te işte Passat'ta gördüğümüz gibi kapı içlerinde bir halı kaplama falan yok arkadaşlar. Ama burada ufak detaylarda gümüş kaplama detayları, bu dekor kaplamalar falan diğer Golf'te Passat'ta da tanıdık. Bu şekilde kaplamalar var. Koltuklar falan gayet güzel görünüyor. Arkaya şöyle bir oturalım. Arka diz ve baş mesafemiz gayet yeterli. Demin arkada gösterdiğim parça buranın parçası arkadaşlar. Burayı kapatıyor. Arkaya ulaşıp engel ulaşımı istersek buradan o parçayı da indirip bagaja ulaşabiliyoruz. Tabii bu açık renkli koltuğun en büyük handikapı lekeler. Gördüğünüz gibi test aracı, yani showroom aracı olmasına rağmen burada lekeler mevcut. Çok çabuk kirlenebiliyor. Ben bu tarz arabalar için biraz emekli aracı olarak söylüyorum. Yani çocuklu aileler için bence pek uygun değil bu renkler. Daha çok bir yetişkinler işte ya da aracını titiz kullananlar için daha uygun araç. Rengi döşemesi en azından. Arka tarafta arkadaşlar 12 volt burada çıkış var, küçük bir burada cep, buraya cüzdan ya da telefon falan koyulabilir. Havalandırma giriş çıkışlar burada unutulmamış. Gördüğünüz gibi açık renk tabii içi ferah, güzel ve hoş görünüyor. Torpilleri biraz da kapımızı kapatalım. Ses yalıtımı olarak iyi, yeterli, dıştan sesi falan kesiyor. Tavanda burada ayarlanabiliyor. Mesela yuvarlak çevirmeli. Ben ilk defa böyle bir çevirme gördüm. Burada kapı açılınca sağ, sol ya da komple buradan ayarlanabiliyor tavanda arkadaşlar. Ön tarafa doğru burada bakarsak arkadan doğru burada bir gözlüklüğümüz var. O unutulmamış. Araç konfor donanıma sahip. Buradan şöyle gördüğünüz bir genel Volkswagen tasarımına sahip. Direksiyon falan tanıdık geliyor. Ön tarafta daha detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ön tarafa doğru geçebiliriz. Passat'lı Golf'te de olduğu gibi bir direksiyon tasarıma sahip. Ben beğeniyorum bu direksiyon tasarımını. Ama tabii bir de R-Line donanımda gelen bir direksiyon var. O daha sportif, daha hoş bir tasarıma sahip. Ortası böyle yuvarlak, daha köşeli falan. Daha güzel. Bu dikişleri olsun, buradaki çıkıntılar falan, altının düz olması falan sportif bir hissiyat uyandırıyor. Şimdi direksiyonla sol taraftan başlayalım. Kumanda birimleri falan klasik. Burada ayna kumandamız, merkezi kilit, buradaki kapı kumandaları ve bagajı açma düğmemiz de bu alt tarafta.
şurada bagaj açma. Burada klasik otomatik tabi farlar var araçta. Farlar, far yükseklik ayarı, ekran ışığının aydınlatması falan. Bu şekilde buradan ayarlayabiliyoruz. Göstergelerimiz tabi yine bir Volkswagen klasiği bir göstergelere sahip. Bu tarafa doğru bakarsak malzeme kalitemiz yukarısı falan yumuşak. Yumuşak hissi bastırabiliyorsunuz. Hissiyatı falan iyi. Aşağı doğru da şöyle bir baktığımız zaman sanki aynı malzemeymiş gibi görünüyor ama bu taraf daha sert plastik. Ama şöyle diyeyim, nasıl mat bir yüzeye sahip, yumuşakmış gibi görüntüye sahip ama bayağı bir sert. Ama bu hissiyatı falan güzel arkadaşlar. Yani ilk bakışta sanki yukarısıyla aşağısı aynıymış gibi görünüyor. Burada bir dizayn yapılmamış. Zaten herhalde bir Polo ile bu Jetta'da kaldı manuel el frenleri. Bir burası da mat şey. Burada bir iki bardaklığımız var ve büyükçe bir burada küllük veya bardak şeklinde kullanılabilecek bir parça var. Şöyle arka doğru bakarsak kolçağımızın içi burada yeterli boyda bir kolçağımız var. Bu ileri geri hareket edebiliyor arkadaşlar. Bu da deri kaplı komple. Koltuklarımız arkada da söylediğim gibi yanları krem deri kaplı, içler kumaş kaplı. Biraz kirlenmeye çok müsait. Bu aynı şekilde bu torpido gözünün kapağı da krem. İşte kapı döşemeleri krem. Şu işte direksiyon altındaki parçalar da krem yapılmış. Bir renk kombinasyonu yapılmış ama ben bu torpido gözünün ve bu altın krem olması çok hoşuma gitmedi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu konuda fikrinizi yazabilirsiniz. Bu detaylar, bu çıtalar burada bütün neredeyse Polo'da dahil. Bütün donanım şeyde Passat, Golf, işte Polo'da da dahil. Burada dekorlar aynı tasarım olarak. İki bölgeli dijital klimaya sahip. Bu medya ekranı artık son nesli herhalde. Polo'da da, Polo ile Jetta'da kaldı. Onlar da yenilendikçe yeni nesil ekrana kavuşurlar arkadaşlar. Bu ortada kolçağımızın yani vitesimizin önünde burada bir büyükçe bir göz var. Burada üstü açık. Yani burası herhangi bir kapakla kapanmamış. Buraya telefon koyulabilir veya cüzdan falan. Burada bir USB ve AUX girişi var ve işte burada bir çakmaklığımız var. İşte park sensörü iptali, start stop sistemin iptalini tekrar buradan yapabiliyoruz. Alt ileri şanzıman var, manuel vites. Buradaki medya ekranımızın kumanda birimleri tabii eski nesil ama buradaki açma kapama düğümleri falan şu an yeni nesilde de aynı şekilde. Bu düğme sıralaması falan sadece tasarım olarak farklılık var. Yeni nesilde CD bu torpidonun içerisinde bu medya ekranı şurada. Mesela burada boş olan yerde aslında medya ekranı yani medya bu CD çaları işte USB AUX girişi falan buraya koyulmuş durumda. Torpido gözümüzün içerisinde arkadaşlar burada hava yastığını devre dışı bırakma ve bu lastik basınç sensörünü onaylama düğmesini yerleştirmişler. Burada ilk defa görüyorum lastik basınç düğmesinin burada olması. Bu torpidomuz da hem soğutmalı. Buradan isterseniz soğutmayı da açabilirsiniz. Bu şekilde aracımızın içi üst taraflar doğru burada LED aydınlatmalar var. Tabii şu an akümüz boş olduğu için çalışmıyor. Bu ayna tasarımımız güzel. Genel tasarıma uyumlu, krem renkli olarak tasarlanmış. Tavan döşememiz de arkadaşlar arabanın iç döşemeleri gibi o da krem renkli. Söylediğim gibi kire çok açık. Zaten şuralarda tavanlarda bile aracın mütelif yerlerinde lekeler olmuş durumda. Evet, aracı genel olarak şöyle bir etrafa bakabiliriz. Malzeme kalitemiz Volkswagen kalitesinde ama birkaç sene önceki kalite düzeyinde, artık yeni Golf'le, yeni Tiguan'la falan bir adım daha öne geçmiş durumda, ilerlemiş durumda malzeme kalitesi. Bu yanlar falan sert plastik. Bu tavan şuralarda sert plastik. Buralar kumaş tarzı bir süngerimsi bir malzeme kullanılmış durumda. Vites geçişleri falan manuel ama kemikli arkadaşlar.
bu Toyota'lar gibi böyle nasıl attığınızı, yani 3'e mi 5'e mi girdiğini anlamıyor değilsiniz. Direkt sesten de anlayacağınız gibi direkt biraz rahat olarak giriyor, çıkıyor arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor bu tarz vitesler. Rahat rahat o vitese direkt atabiliyorsunuz manuel araçlarda. Evet arkadaşlar, bu incelememiz bu kadar. Tekrar yeni bir incelemede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.